CEO Congress is actually a sister congress to the EMU Congress. EMU Congress has been conducted 5 times. We conducted two of the EMU Congress in North Cyprus, and at the same time, we also conducted one of the conferences in Cappadocia, and then the other EMU Congress also conducted in Istanbul, Nishantashi University. And the last EMU Congress actually was conducted in Macedonia, in Gostivar. And like I said earlier on, the CEO Congress, it's actually a sister congress to the EMU Congress. So therefore, I would like to thank you all for actually participating in this congress. And also, I would like to welcome you all. And I also like to wish you a pleasant and a happy congress. The CEO Congress actually entails participants from about 29 countries. And now I would like to invite Dr. Bilal Subashe. He's actually the general. See, he's actually the general manager of Halkbank in Macedonia. Halkbank actually Macedonia is one of the is among the most successful bank in Macedonia. And at the same time, this is as a result of Mr. Bilal and his team. And at the same time, he's also one of the Senate members of International Balkan University. So I would like to give speech to him, Dr. Bilal. Is Dr. Bilal here? Dr. Bilal? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, okay, thank you. Komiteyi tertip eden, bu konferansı tertip eden Sayın Hocam Hümmet Karadal'a öncelikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Böylesine güzel bir organizasyonda bize de yer verdiği için. Çok kısaca Makedonya Halk Bankası'ndan ve kendimden bahsetmek istiyorum. Makedonya Halkbank 2012 yılında kurulmuş ve şu anda Makedonya'nın ilk 4 bankası içerisinde yer alan, yaklaşık 43 şubeyle hizmet veren, 700'e yakın çalışanı bulunan bir organizasyondur. Türkiye'yi burada finansal anlamda temsil etme çabası içerisindeyiz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece bankacılık sektöründe değil, ayrıca Halkbank Makedonya olarak sigorta sektöründe de yer alıyoruz. Orada da yaklaşık 40 şubeyle yine marketin, piyasanın önemli oyuncularından birisiyiz. Asıl amacımız burada dünya ticaretine katkı sağlayıp içerisinde hizmet verdiğimiz ülkenin de ekonomisini geliştirmek. Bununla birlikte ülkemizde olan ticaretini de bir nebze yükseltmek çabasındayız. Çünkü ülkemizdeki iş adamlarının ağırlıklı olarak dış dünyada yapmış olduğu yatırımlarda karşılaşmış oldukları en önemli problemlerden birisi bankacılık sektöründe yaşadıkları sıkıntılardır. Bu bağlamda bizler de Halk Bankası olarak bu soruna bir nevi olsun merhem olmaya çalışıyoruz. Bunun etkilerini de ivedi şekilde ve çok doğru sonuçlarla almaya başladık. Bütün konuşmacılar büyük bir ihtimalle değineceklerdir. Gerçekten de içerisinde yaşadığımız bu Covid süreci dünyayı hiç tanımadığı bir yeni dünya şekliyle karşı karşıya bıraktı. İnsanoğlu her şeye çok hızlı adapte olan bir varlık. Bu bağlamda da biz de bu zor süreçlere bu tür teknik imkanları kullanarak adapte olmaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki Türk usulü bir araya gelelim. Kafe breaklerde sohbet edelim, birbirimize sarılalım, mimiklerimizi daha yakından görüp daha sıcak ilişkiler kuralım. Ancak içerisinde bulunduğumuz şartlar buna müsaade etmediği için yine de bu zor şartlara rağmen bu organizasyonu tertip eden, katkı sağlayan ve içerisinde bulunan tüm akademisyen, iş adamı, organizatör herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kısaca Makedonya'dan da bahsetmek istiyorum ama ağırlıklı olarak daha sonraki konuşmacılardan bir rektör arkadaşımız aslen Makedonyalı Fadıl Hocam. Onun daha detaylı bilgi vereceğini düşünmekle birlikte ben kısa bir Makedonya hakkında bilgi vereyim.
Makedonya Doğu Balkanlarda yer alan 2 milyon nüfusa sahip kozmopolit bir nüfus dağılımına sahip ülke. Osmanlı'nın da ilk başkentlerinden birisi içerisinde bulunduğumuz Üsküp şehri. Bu bağlamda tarihi olarak, kültürel olarak ülkemize çok yakın, ortak değerlerimizin çok had safhada olduğu şirin, sakin ve gelişme çabası içerisinde olan bir ülke. Biz burada Türkiye olarak Türkiye Makedonya İş Adamları Derneği adı altında bir ticaret örgütü yapılanması içerisindeyiz. Bu örgüt bağlamında Türkiye Makedonya iş adamları oldukça büyük potansiyellere sahip etkin iş adamlarını aynı çatı altında topladığımız bir yapılanmamız var. Bu bağlamda orada da ben fiili olarak görev alıp as başkanlık görevini yürütüyorum. Buradaki temel amacımız da yine Makedonya'daki iş adamlarıyla Türkiye'deki iş adamlarının evet Makedonya'daki iş adamlarının Türkiye'de, Türkiye'deki iş adamlarsa Makedonya'da yatırım yapma fırsatlarını oluşturmak, onlara kapı aralamak ve mümkünse iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri maksimize etmek. Burada da gerekli faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz. Onun dışında tanıtırken arkadaşımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'deki hayırsever iş adamlarımızın Makedonya'da oluşturmuş olduğu Uluslararası Balkan Üniversitesi yapılanmamız mevcut. Her geçen gün hızlı bir şekilde büyüyen, etkin bir rol üstlenen Balkan Üniversitesi'nde de mütevellisinde, yönetiminde ayrıca naçizane bankacılıkla alakalı kısa da tek ders olmak üzere eğitim vermeye gayret gösteriyorum. Bu tür organizasyonları tekrardan düzenlenmesinin özellikle bu bölgedeki insanların birbirine yaklaşımı, birbirini tanıması, birbirle kaynaşması açısından oldukça önemli olduğu kanısındayım. Hem akademik olarak bilime ciddi manada katkı sağlayacağını hem de ilişkilerin has safhaya çıkarılarak daha sağlıklı iletişimin kurulmasına fırsat tanıyacağını düşünüyorum. Tekrardan tüm hocalarıma, özellikle Himmet hocama teşekkür ederek müsaadelerinizi istiyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Okay, we wish to thank Dr. Bilal Subashi for his speech from Macedonia.